Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Tales of Iron'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz Tales of Iron'da farelerin krallığını istila eden kurbağalara karşı yaşam mücadelesi veren minik fare dostumuzu yönetiyorduk. Kendisi tam kral olmaya layık olup taç giyeceği dönemde kurbağa adamlarının saldırısı sonucu bütün krallığını, ailesini, her şeyini kaybetti. Senle konuşabiliyor muyum? Ekstra görev mi vereceğim bana? Senin aşçıyı diyor. Yağladılar, balladılar, yel değirmenine doğru götürdüler diyor. Tamam. Bu infoyu zaten almıştık ama. Arka planda çok fena bir ses var bu arada. Hoppa. Bir yandan video çekiyorum efendim. Şimdi YouTube'da Kılıç kalkan al, malzeme al sandıktan yeğenim diyor. Potunu fulle diyor. Vallaha diyor, adamı elek ederler diyor. Fıçıyı adama montalarlar diyor sevgili fare adam. İşte artık ne kadar item kaldıysa onları alacağız. Şimdi şöyle efendim, YouTube'da Kasım'ın sonuna kadar atılacak videolar hazır. Kasım sonuna kadar YouTube'da video gelecek kanala. Ve Kasım sonu artık bu yenileri oraya yüklemeye başlayacağım. Dinerci fare mi olsak acaba? Yok, dinerci fare değil de böyle bir orta armor daha iyi olur gibime geliyor. Kasım sonunda da bunları yayınlamaya başlayacağım. Henüz video yüklemeye başlayamadım tabii ki. Zira video yükleyebilmek için gereken zamana sahip değilim. Aynı anda hem YouTube'dan hem Twitch'ten double yayın verip bir de üstüne video yükleyebilmem ne yazık ki mümkün değil. Alalım ya. Ne yapmayı bekliyorum? Bol bol video çekiyorum. Bir aksilik çıkmazsa sabaton sonu hepsini yükleyeceğim ki şu an hali hazırda Sabaton'un ilk kısımları falan da katıl üyelerine özel izlenebilir durumda. Hatta diğer kısımlarını da bir ara düzenleyeceğim. Abi yağlayıp bağlayıp yel değirmenine götürmüşler abi. Haydi bakalım, itemleri giydim. Let's go. Haritada gitmemiz gereken yer gözüküyor. Buradan aşağı ineceğiz. Buradan aşağı indikten sonra hemen kapının önünde oturup bir save alalım. Zira kaydetmesi lazım. YouTube'da katıl üyelerine özel bu yaptığımız 125 saattir şudur budur. Hepsi gelecek dostlar. Bilerek save aldım. Sürekli armor giymekle falan uğraşmayayım diye. Haydi. Haydi. Hadi küçüğü şişlerim de. Anan. Dur. Dur bir yudum bir su içeyim dur. Ayı olayının oğlu bir dur. Tamam şimdi. Arkadaki küçüğü bir şişleyelim. Animasyonda bana vuramazsın canım. Şöyle seni de götüne. Oo. Aa! Sen öldün, fark ettim. Sevindim. Bana böyle bir bildiride bulunmana çok sevindim. Sen öldün diyor. Neyse ki save aldım. Evet arkadaşlar, bu seriden de bu kadarmış. Babuş dur. Aman diyeyim. Ya yarım can da vurmasın ama ya. Kaç. Kaymıyor ki altından.
Sürekli geriye doğru da gidemem. Orada adam öldü. Panik yapma Samet, panik yapma. Panik yapma, bu iri kıyımı kesebilirsin. Hareketleri çok tahmin edilebilir. Şimdi bir sakin ol. Hemen double dash, double dash. Hoş geldin Atakan, merhabalar. Selamlar Ukay, teşekkür ederim. İyi yayınlar ve iyi eğlenceler dileyen için sağ olasın. Şu an her ne kadar eğlenmiyor olsam da. Kaç dakika içerisinde kaç kez öldüm lan ben? 6 dakika içerisinde 10 kez falan öldüm galiba. Nanik. Açamıyorum ki adamın götünden başından ya. Bir şey söyleyeyim mi? Özellikle bak şu kulübba karakterini tasarlayana iki çift lafım var. Acık merhamet et ya. Tamam bir saniye. Bir silah değiştirmeyi deneyeceğim. Beni gerçekten çok zorladı. Yani neden bu kadar zorladı onu da bilmiyorum.
Çünkü başaramıyorum abi, yapamıyorum ya. Bilmiyorum, öylesine bir boss'u çok erken seviyede verdi sanki. Ya da ben mi bu konuda çok yeteneksizim? O dodge'lamayı çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bir de gamepad desteğim yok ya şu an elimde. Gamepad'le oynayamadığım için birazcık rahat hissetmiyorum açıkçası. Yani iki defa dodge'lamak için alt tuşuna basıyorum falan, klavye biraz daha şey bana. Birkan her zaman o kadar yer olmuyor bu arada ya. Elimden geleni yapıyorum ama. Dragonfly, çok teşekkür ederim aboneliğin için. Sağ olasın. Mesela olmuyor, gördün mü? Geriye doğru kaçamıyorsun buradan. Ve adamın altında bir kere daha yakalandım. Adamın ayaklarının altında falan eziliyorum yani. Yok abim, yani mesafesi şeyi falan da çok uzun. Şöyle yapalım. Ozancım, imkanın var mı balım? Oyunu indirip kurabilir misin? Ben seninle beraber seriyi ilerletecek mesela. Sen oynasan da ben arkadan konuşsam. Geriden saymıyoruz efendim. Yayına destek geliyor ve yayın desteklendikçe yayın yaptığımız saatte artıyor. Refleksler körelmedi abi. Öldük, öldük. Türkçe yamasını kursana Ozan'ım, sana zahmet. Kurup hazır olunca bana söyleyiver. Playback yapalım kral. Ben bunu oynayamam çünkü. Hiç uyumadın mı? Sence? Gerçekten bu sorunun cevabını sana bırakmak istiyorum sevgili Dragonfly. Uyudum tabii ki. Uyuduğum zamanlarda arkadaşlarım yayını devralıyor. Yani 125 saat uyumamak biraz ütopik bir süre olurdu. Son kez deneyeceğim. Sonrasında sevgili Ozan bana bir yardımcı olsun. Öyle işlemiyor ama sistem. Vivian, hoş geldin. Teşekkür ederim. Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Öyle işlemiyor ki ama. Kılıcın hasarı iyi gerçi ya. Bak, küçüğe odaklanmaktan şey yapamıyorum. Tamam, kaçtım. Yo. Tamam bak şimdi. Dünyanın öteki ucuna kaçıp canımı fulleyeceğim. Üç hit attın, kaçtın oğlum. Geliyor. Gelişini izledim resmen ya. Yok abi, bunun arkasına kaçmazsan mümkün değil. Bokumu çıkardı. Bekle. O son hiti bir vursam. O son hiti bir vursam olacak da işte o son hit. O son hit. Ozan'ım, yayın odasına gelip yayını verebilir misin? Ya da ben şurada cebelleşirken sen buraya doğru ilerleye dur. Hitlere çok ağrıyorsun abi. Biraz da stilini ağla. Uf, bu kötü espriyi hak edecek kadar kötü mü oynadım ben ya?
İnşallah senin anayınla. Nişanda da böyle zıplarlar sevgili kurbağa kardeş. Birkan şu an canını seviyorsan bana veksit atma kanka. Bak elim ayağım titriyor şu an. Şu an bana taktik versin de algılayacak durumda değilim. Şu an algılayamam. Bir saniye bir kendime geleyim. Olacak da. Elim ayağım titriyor, anlıyor musun? Elim ayağım titriyor. Sen az muhabbet et, ben buraya rastlıyorum dedi. Deniyorum, Ozan gelene kadar deniyor, deniyorum beyler. 16 dakika içerisinde sadece öldüm lan. Sadece öldüm ya. Vallahi bana sıçtıkları. Serkan abi, daha güzel bir yöntemimiz var abi. Yedek oyuncu devriyesi. Şu an yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Güvendiğim bir çar var. Böyle yaptığımda kaçmıyor bu. Vurdum, üçüncüyü soktum, kaçtım. Alıp bınız. Kukilev, hoş geldin. Abonemiz olarak aramıza katıldığın için çok sağ ol. Dalın dalın dan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 
Aa, alt yazılar dahil yemeği hallettin mi? Samet'im eline sağlık balım. Dead Island 2'yi o zaman alt yazılı oynarız. Ozancım buraya gelene kadar da bana yayın vermek ister misin? Ben geçtiğimiz 20 dakika boyu öldüm de. Bak şöyle kayıyorum. Kaymak uzaklaştırmıyor. Bir de takla atmam gerekiyor galiba bazı yerlerde. Onu da yapamıyorum. Ya yani şu an shift'le işim yok benim. Sadece dodge'lamaya odaklanmam lazım. Kaç oğlum. Kaçamıyorum. Anan. 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 Süleyman'cığım 24 saat uyumadan yayın yapacağımı zannetmiyorum. Ama teşekkür ederim canım. Evet arkadaşlar. Kadim bir çağrı yaptım ve seni seçtim Ozan'ım. Kurtar beni. Yamayı kırıyorum. Sen daha yamayı mı kırıyorsun? Evet. Kanka bu kadar zor mu normalde de? Hayır sen. Sen kötü müsün? Ben mi kötüyüm? Karabiber mi? Oyun...
Abi bu arada bakın gerizekalı değilim. Bana salak salak adam zıpladığında atlayacaksın falan demeyin. Vallahi bak cinnet geçirmeme 5 dakika var. Salak değilim oğlum, yapamıyorum. Beynim o komutu alıyor. Yapamıyorum, olmuyor. Götüne taş oluyor, başına takılıyor. Kırmızıyı görünce kaçacaksın, yazmayın şu çete. Vallahi tadım kaçtı ya. Sese neye ayarlayayım? Sen neye ayarlıyorsun sesi? Farelerin vıdı vıdısını kapat yeter ya. Hangisi? NPC voice var ya, NPC voice'u kapatsan yeter. Şu mu? Sesini mi? Hı. Bir de müzikleri komple kapatıversene zahmet. Yok, müzikleri komple kapatmamışım. Kıssan yeter. Arkadaş çalsın artık böyle. Evet, arkadaşlar ben kurtarıcı çarımı devreye sokuyorum. Ben bir yandan arka planda küfür ediyor olacağım. O yüzden mikrofonum kapalı, bilginiz olsun. Araştırmaya bakacağım oraya o zaman. Peki. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Tarihte oynadığım en kötü oyun ya. Bu neymiş ya? Geçemiyor muyduk ya burayı? Faresine ayrı, maymununa ayrı. Abi oyuncu Geçemiyorum. değişikliği. Hızlıca oyuncu değişikliği. Şu an geçemiyorum bu arada burayı. Sen nereye geçemiyorsun? Çünkü kötü Kanka. oyun. Çünkü oyun kötü. Oyun kötü değil. Oynayan geri. İyi, göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Abi sana bir ara hızlandırılmış bir eğitim vermemiz lazım. Bakacağız, Abi göreceğiz. önceden Doge eğitimi vermemiz Ben bir şey gerekiyor söyleyeyim mi? Ben bunu bir daha oynamam. Ama sizle beraber bitiririz. Yani arkada ben playback yapıyor olurum. Ben dedim ama sana, sen bu oyunda Abi zorlanırsın zorlanırsın diye. değil, direkt oynayamam diyeceğim bunu ya. Ben zannettim Abi zor dedim. bir iki mob falan keseceğiz, böyle damage'i arttıracağız. Bak bir ara kesmeye çok yaklaştım. İşte o ara karakter biraz fazla vursa hallederdik. Abi sen çok iyimser. Yani sen ya ne olacak? Ozan çok iyimser mesela. Ozan dedi ki ya alışırsın ya, halledersin dedi. Ben biliyorum yani, Peki bir ben şey soracağım. tanıyorum. Bunların hedef kitlesi kim mesela? Kime satmayı düşünüyorlar kanka? Hadi ben çok Abi. kötü, beter bir oyuncuyum. Ben eminim ki chat'in %90'ı burayı geçemez. Abi vallahi ben oynadığımda benim iki tane şeyde zorlandım ben. O kapı bölümünde ben de zorlandım. Ama ikinci, üçüncü denememde falan geçmişim ben orayı. Ben son 20 dakikadır bunu oynuyorum. Son 20 dakikadır kapıya gidiyorum, ölüyorum. Kapıya gidiyorum, ölüyorum. Ama şuna eminim bak, kalıbımı basarım. Kalıbımı basarım. Yani onunuz geçer, hadi 20'niz geçer, hadi 30'unuz geçer. 100 adamdan 70'i takılmasa gel suratıma tükür. Geçemezsiniz abi. Bak, Ozan da takılmıştır orada büyük ihtimalle o kapı kısmında. Çünkü oradaki zorluk yani. Orada zorlanıyor. Onun dışında takıldığım birkaç yer Kardeşim oldu NPC voice'u kapatır mısın sana zahmet? Hangisi abi? Aşağıda seslerde NPC voice açık yazıyor ya, onu bir kere tıklayacaksın o kapanacak. Bak NPC bu. Ha, Şöyle aynen şöyle kapanıyor. Ha, şunu açacağım. Oo, ben delirdim. Ben çıldırdım, ben fıttırdım. Başaramadım. Just like he had for months. Now it was here. He better be ready. O zaman halledin herhalde, sıkıntı yok. Hayır bak, Ozan halledin. Aa tamam. Okey. Ozan bu sahneleri hallederken ben zaten buradayım sevgili dostlar. Ben de bir yandan ayar yapayım. Ayar yapayım derken Sabaton'un kalan yayın tekrarlarını sizlere açayım. Şöyle biraz aşağıda şey Sakın yapıyordum. Oyunda zıplama mı vardı? Evet, aha. Vallahi. Zıplama olduğunu unuttum valla. Yemin ediyorum ben zıplama olduğunu unuttum. Abi nasıl kaçacağım bazı yerlerden? Bazılarını zıplaman gerekiyor. Benim tuşa atamam lazım sadece. Samet abi yanlış oyun oynuyormuş. Tabii var basal deformasyon diyebilir miyiz buna? Efendim canım. Varbant Varbant deformasyonu mu? Evet. Mısır Çok unu fazla mu? otobüle alıştın ya abi. Abi Varbant, Allah aşkına Varbant'ta yani silah süngerisin yani. Bir yerden sonra. Şimdi başta evet ölüyorsun kolay da bir yerden sonra artık seni öldürmeleri çok zor oluyor.
Şu son yayın tekrarını niye bu kadar çok almış ya? Ha yok yok tamam. Hepsini silmeye gerek yok. Bunlardan hangisi hangisi bir anlasam? Yanlışlıkla iki defa dışa aktarmışım da videoları dostlar. Bu arada oyun arkada akmaya devam ediyor. Yok arkadaş, şu sahneyi izleyin benim bir daha. He thought he had some small chance. Dur, altta play. Ben de uyudum. Kalktım o zaman. Baktım, Samet abi her şeyi hakaretler sanır. Hakaret falan etmedim bu arada. Yok, şaka yapıyorum abi, hakaret etmedim. Dedim ki, lütfen sevgili arkadaşlar dedim hani... Şey yapmayı biliyorum, merak etmeyin. Kırmızı gördüğümde kaçmayı biliyorum. Yapamıyorum. Yani kaçmasına sıkıntı yok arkadaşlar. Samet abinin bazı şeyleri körelmiş o konuda. Beni şey gibi düşünün ya. Dedeniz gibi düşünün abi. Dedene EFT yaptırabiliyor musun? Ya da işte babası birazcık ihtiyar olanlar varsa. Adama cep telefonundan EFT'yi kolay yaptırabiliyor musun kanka? Yani ön kamerayı açtırırken böyle televizyon ayarı yaparken sıkıntı yaşıyorlar ya. Ben de bir dedeyim. Estağfurullah abi hiç ne kusuru. Bu seriyi devam ettireceğiz abi bu arada. Ozan bir yandan ilerliyor. O kurbağayı keser. Ondan sonra zaten gene Türkçe'ye malı. Ozan'ı buldukça hikayeyi devam ettiririz. Oyuncu değişikliği lazım. Ben başaramıyorum ne yazık ki. Burayı yıkmamışlar mıydı? Save baştan başladı. Akşam yayına bırakırız diyeceğim abi oğlum. Çok yaşa aşkım. Beni dedeniz gibi düşünün abi. Dedene EFT yaptırıyor gibi. İnsanlar abi senin geçebileceğini sanıyor bazı şeyleri. Geçemiyorsun. Yani seninle alakası yok bu arada bunun. Şey olmuşsun sen. Belli bir oyun tarzına alışmışsın. Bunlar sana şey geliyor mesela. Anlık hareket istiyor ya sende. Sende o anlık hareketi yapacak refleks yok. Yani o oluşmamış aslında. Farklı oyun tarzı oyunlar oynadığın için. Yani mesela Souls oyunu hiç oynamadın abi değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ya işte Dark Souls falan oynadım da mesela multi oynuyorduk Dark Souls 3'te. Atıyorum Yasin'le oynuyorduk. Yasin geliyordu bana son kademe kılıç veriyordu. O bölgedeki herkesi şap 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 doğuruyordum mesela. Abi mesela onda doge atsana mesela. Orada o kademenin o kademeden düzük silahsan doge atmaya çalışsan işte o olmuyor. Onlar olmayınca cidden alışması çok zor. Bazı oyunlara. Ki bu oyunlardan biri bu arada. Sen daha bir de ileriki bosslara gelsen büyük ihtimalle çıldırırdın yani. O kafa olsun şey yani o bazı bosslara göre. Ya kapıyı az daha kesiyordum kapıdaki elemanı da işte o son bir hite ısrarcı olmayıp kaçsam olurdu. Ama şansa kaderi olurdu. Ben iyi ki bıraktım. Sıkıntı yok. Abi bunun ya bu oyunun Dead Cells ve The Binding of Isaac ile alakası yok. Yani Dead Cells'e belki diyebilirsin de bu daha çok Hollow Knight tarzına yakın bir oyun. Ama Hollow Knight kadar da komplike bir oyun değil. Daha bir basit yapıda. Aslında Hollow Knight'a esinlenmiş sayılır Hollow Knight'tan. Tam burada iki defa alt tuşuna basacağım derken kanser oldum bu arada. Abi burada ya Ozan da siz abi burada bir de girişte koymuyorsunuz. Kol kullanacaksınız abi bu oyunlarda. Her zaman kol daha önemli. Canım bundan. PlayStation 4 kolum var epik algılamıyor ben ne yapayım? Onu sen kabul etme. Zaten yazılım var sen yazılım kurmazsın. Aynen sen yazılım kurma. Bir ara Xbox Gamepad'i alırım da şimdi mesela hani Xbox Gamepad'ini bu oyunu oynayabilmek için almam. Ya temel olarak bunların yaygınlaşmasının sebebi şey Dead Cells belki de Binding of Isaac bu türü şey yapmıyor. Yani benim demek istediğim oydu. O kullanmıyor, yazılım kullanmıyor. Ben kullanıyorum da yazılım sevmiyor. Samet abi ilklerinden. Ona bir Xbox toz lazım. Uygun fiyat. Aslında bu ayda bak tam vakti abi. Bu ay tam vakti.
İndirimler falan da var çünkü. Game Pass. Mesela ne kadarmış şu an Xbox Game Pass? Xbox. O da pahalı ya. Bak mesela şu an sevgili dostlar bir yandan Ozan'ın bölümü geçerken ki çok yakında gelecek merak etmeyin. Videoyu çok kesmeyeceğim bu bölüm içerisinde. Hani şu kral devir teslim töreninde abiyle Veys'i atacak birazdan. Sonrasında oraya gelmesi hızlı olur diye tahmin ediyorum. Bu bölüm içerisinde o kapıdaki iri elemanların profesyonel bir oyuncu tarafından kesildiğini göreceksiniz. Ya da Ozan da benim gibi defalarca yatacak ve diyeceğiz ki abav. Az ben sana attım. Bu dursun köşede. Yani şu an ne kadar zam yer bilmiyorum bundan sonra. Gelecek hayır. Ondan sonra ne zaman almak istersen. Sağ ol Yani Emre'cim. başka bir kolunu istersen. Bu Vanes kolu bu arada. Hı. Series olması lazım. Series kolları da onu bulamadım. Series kollarını. If he was scared, he wasn't showing it. He was going to show. Bu arada sevgili arkadaşlar, artık ana kanaldaki katıl üyeleri bu Sabaton yayınının ilk 80 saatini seyredebilecek durumdalar sanırım. 56 yok 60 saati ilk 60 saatini atmışız. Ama tabii ki geri kalanları video formatında gelecek. Bak abi bir şekilde kesebildim. Abi bayağı hani şey yapıyor. Nasıl diyeyim vurma fırsatı veriyor. Abi bu çok basit bu arada. Ciddi şaka yapmıyorum. Bu şey en basit. Seni bayağı alıştırmak için yapmışlar bunu aslında. Hareket şey Ama şimdi peki alıştırmada bundan sonraki gelecek olan eleman kurbağa mı kanka? Evet abi. Değil kanka. Net değil bu arada. Ama ben blok attım. Abi ben oyunda kaç boss vardı o zaman? 6 mı? 6 mı vardı? Daha fazla oldu. Ya bayağı bir boss'u var abi. Yan görevlerin son kısımları da boss. Mesela bir boss var abi yan görevde. Tamam mı? Ya arı boss'u gibi bir şey. Arıdan hallice. Tam hatırlamıyorum. Avlamaya gidiyorsun abi. Hı. O zaman biliyordur o quest'i. Yani bir hareket şeması var. Yani şöyle düşün abi. O kadar hızlı hareket ediyor ki yaratık. Böyle sana atılıyor. Kalkıyor sonra gökten iniyor böyle üstüne. Sonra tekrar böyle atılıyor böyle. Kenardan bir yerden. Bak Samet'im çok mantıklı bir şey söyledi. Sağ olasın Samet'im ya ama bu oyunu tekrardan indirip kurmam. Sabaton'dan sonra yok. Çok uzun süre burada durmamazlık yapmayacağım. Merak etmeyin. Bak Enver abinin kastettiği şey gibi. Evet. Oha lan bu evet, kesilebiliyor mu? Kesilemiyor. Sonucuna kalır şey oluyor. Ben denedim evet, kesmeyi. Anladım. Mentali zorlayıp kesmeyi denedim de yok. Bak Enver abinin dediği mantık. Ben 150 defa bir şeyi deneyince sonra başardığımda tatmin olmuyorum. O 150 defa ki yaşadığım sinir stresi sondaki tatminiyet duygusunu engelliyor. O yüzden bu tarz oyunları ben vakit kaybı olarak görüyorum. Valla ben tatmin oluyorum ya. Bizde yani Ozan'la bende o şey yok yani. Bir kesimde yok abi senin gibi bir anlamda. Böyle tiksiniyor habire oynamaktan. Abi çok... Fenerbahçe'm hoş geldin. Ben çok aşırı tiksiniyorum. Gerçekten tiksiniyorum. Ben genelde bir de hani yüzemi de ben 5 tembe falan kestim çünkü o şey. Yani normalde millet Elden Ring oynarken şey ne bileyim bölüm 200'e kadar bölüm unutturamıyor. Ya mesela abi şey olmasa lazım. Yani mesela kesemedin mi? Ya bu oyunlarda nasıl bu oyunların çoğunu kesmek zorundasın. Gidip kasabiliyor olman lazım. Dark Souls'da onun sana tanımıyor. Elden Ring onu sana tanıyor. Ben en son hani Metin 60-70 yıla gittiğinde 24 level'a gittim. 15 vuruyordum boss'ta. Hani boss'u kaybetme sebebim tamamen şeydi hani böyle. Kendi seviye kasam oynadığımda. Valla ben Sekiro'nun son basını bir 10 denemeden geçtim. Çok eğlenceli boss'tu Sekiro'nun son boss'u.
İşte kimi de o tarz zaten... oyun tarzını seviyor işte. Hepimiz aynı düşünemiyoruz tabii ki. Abi düşünemeyiz. Her insan nasıl aynı düşünüyorsun? Sen ama mesela Sekiro'da baya ana avrat küfür edersin. Öyleyim ben sana. Bir de orada abi her şey peri ya. Her şey böyle şey yapman lazım. Engelleme ya da dodge atman ya lazım. Ya şey bak hani bunun temeli Quick Time Event değil mi? Doğru zamanda doğru tuşa basma. Benim en nefret ettiğim şey birkaç defa oyunlarda spesifik yerlerde devreye girdiğinde amenna sıkıntı yok. Yani mesela Dave the Diver oynuyoruz. Arkada seni bu deniz insanlarının büyüğü Chef Gabon kovalıyor. Büyük dev boss kovalıyor. Arda arda 4 defa görüyorsun belki. Karaya bas, üçgene bas, karaya bas, salıyor herif. Bu okey ama bu oyunların tamamı Quick Time Event üzerine kurulu. Doğru zamanda doğru tuşa bas. Evet evet. Yani Dark Souls'lar öyle değil de Sekiro tarzı öyle evet. Ya hata yapma imkanı vermiyor sana. Bana göre. Ama diyorum ya kanka bilmiyorum yani bu oyunun iade oranı normal oyunlar %10'sa bunun %40'tan aşağı değildir yani mümkün değil. Abi sen evet öyle de bunun hitap ettiği kesim çok büyük ya. Cidden onu çok büyük Samet abi. Tamam büyük ama mesela bu oyunun satışları God of War'la kıyaslanabilir mi? Mümkün değil değil mi? God of War'da bile ilk boss'u kesemeyip iade edemeyenlerin sayısı neydi? Abi o öyle değil. O şey. O öyle değil. O puzzle'ı çözemeyenlerin sayısı abi puzzle'ları. Tamam ikinci nefret ettiğim şey de puzzle mesela. Allah aşkına abi puzzle oyunu oynuyorum ben. Adamlarımı öldürdü lan. Abi sen gittin şeyi bitirdin ya. Gelmiş burada puzzle'lardan nefret edemez. Neydi? Escape Room oyununu bitirdin gittin. O onun üzerine kurulu. Aksiyon oyununun ortasına serpiştirilmiş puzzle'dan nefret ediyorum ben. Baştan aşağı öyle olan oyunu niye sevmeyeyim ya? Onun için giriyorsun zaten anladın mı? Aynen tamam. Giriş o yapma amacın o. Onun için giriyorsun. Aradığın şey o. Ama mesela. God of War'daki puzzle öyle bir puzzle değil ki abi. God of War'da iki tane şeye vuruyorsun. Sana kutu açıyor yani. Tamam canım o da o kadar abes demiyorum zaten de. Ozan'cığım teşekkür ederim bu arada sağ olasın. Benden Sekiro yayını değil de Ozan ya da Yunus Emre onu yaparsa iletirim size. Abi geçen o yayını açtık ya biz. Orada yenildim hani deve. Ondan sonra var ya hiçbir şeyden ya her şey bir ya da iki turda geçtim abi. Bitirdim oyunu ondan sonra 20 saat içinde. Hey maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Evet tıkır tıkır gittim. Sevgili Mert, hayır sadece siz Prime üyesisiniz. Prime üzerinden ücret alınır sizden. İlk ayınızsa mesela ilk ay için herhangi bir ücret talep edilmez. Kalan aylarda 39.99'du galiba. Bununla birlikte önceden bir kampanya vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Mastercard kullanıcısıysanız 2 ay boyu ücretsiz olur. Bilginize efendim. Ben Bonnie X, ben o oyunu bak hard'da oynuyordum. Yani zor en zorun bir altında. O lanet olası Walker'ların başı iğrenç bir yaratık bu arada Samet abi. Hard'da oynayınca seni neredeyse tekliyor yani. Öyle bir kombosu var ki. Ki dövüşüyorum olmuyor. 30 tur dövüştüm. Lan diyorum yeter artık. En son orta zorluğa geçirdim abi. Tekte bitti boss. Reggie had his crown at last. Onun üstünde tartışıyoruz ben dinlemiyordum. Bir şey tartışmıyoruz canım. God of War'un Walker'ların başı var ya God of War'da hani. Ben hikayenin başına bilmiyorum. Bizi Sekiro dedi en son daha sonra yok bende. Yok arkadaş şey dedi senden Sekiro yayını görmek isteriz dedi. Ben de dedim ki hani bizimkilerden biri Sekiro yayını verirse neden olmasın? Ama denerim yani sorarsan. Mastercard'dan önceden abone olmamak mı gerek yoksa olsan da 2 ay ücretsiz mi? İlk kez Prime aboneliği kullanıyorsanız efendim bildiğim kadarıyla. İlk Prime aboneliğinizse. Mastercard avantajı var mı bilmiyorum. Ya herhangi bir şey ilgili. Şey devam ediyor mu onu da bilmiyorum. Ozan çok hızlı ilerliyor bu arada seri seri. Ya bir şeması var. Yani yine senin mesafene ve belli şeylerine göre kullanıyor da.
Çok sıkıntı. Hiç oraya kadar gelemedim biliyor musun? Ben en çok abi, Nimnat abi, puzzle oyunlarında zevk alıyorum o konuda mesela. Yani puzzle oyunları cidden başardı mı çok zevk veriyor. Bak ben de Enver abi gibi düşünüyorum yani. Lan oyun bu kadar uğraşılır mı, ben eğlenmek istiyorum diyen taraftayım ben. Ha bak az kaldı kapıya. Harbi az kaldı kurbağaya, ben yan ekrandan ana ekrana alayım şu Discord'u. Yani arka plan işlerimi de bitirdim. Odan, Ozan nasıl rushlıyor biliyor musun? Rushlıyor yani. İstediğim yine. Şu an akıyor canım, adam oynuyor takır takır. Bunun görseli, hissiyatı falan çok sağlam bir oyun abi. Başka bir oyunda olsa böyle... Yarrağım gibi daha... bir oyun, hiç beğenmedim. Kedi uzanamadığı ciğere mındar der kanka, hani benlik değil diyeyim en güzeli. Vallahi Ozan'la mı cevap gelecek tam, Ozan bu oyuna odaklı. Adam oyununu oynasın ya. Full gameplay, ben oynuyormuş gibi böyle. Oynadım onu, başaramadım. Onu hanımla beraber oynamayı denedik, başaramadık. Arkadaşlar, Samet abi çok güveniyorsunuz ya. Bak bunu kesebildim mesela. Bak o zaman ne güzel terliyor adam. Ben yemeğe bakacaktım yoldan diye. Arkadaşlar bırakın düşsün saat. Yayıncı mutlu olsun biraz. Biraz acık da ben güleyim, acık da ben güleyim. Yani birkaç saat içinde bir grup var. Onlar gelir zaten. Güç lobisi. Bunlar artabilir. Ne lobisi? Twitch lobisi abi. Samet Güngör lobileri. Samet Güngör lobisi. Aynı yer abi, ne kadar sürede gelmişti sen? 40 dakika. Hatta 4 dakika. Ozan 20 dakikada falan geldi yani. Ben 40 dakikada geldim. Ne yapayım? Bir de Ozan sinematikleri geçemedi. Sinematikleri geçseydi. Kesinlikle katılıyorum bu arada Enver abi. Şimdi Serkan abi muhabbet şu olacak. Ozan bu oyunları böyle daha başarılı bir şekilde oynayabildiği için izlerken daha çok keyif alabileceğimize inanıyorum. Ben oynarken o kadar beceremiyorum ve Enver abinin dediği gibi bana bu oyunlara üstüne para versen oynamam ya. Ben abi ama ben tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. Bence ikinci kısım için çok zor bir boss yapmışlar. Abi daha boss'a gelmedin sen olarak. O boss değil mi? Zambar var mıydı üstte? Vardı. Ama boss da o ara boss gibi bir şey. Oradan sonra da boss var. Frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Oyunun bak son boss'u 4 hareket şeması falan var abi oyunun son boss'unun. Adamlar hareket şeması yapmış boss'a. Farklı. Her mod değişimi boss değişiyor. İki kişi aynı anda yollaması da bence çok adaletsiz ya. Hangi evet, bu hangi buna, biriyle uğraşayım? Buna katılırım. Bir de bir abi 3 kişi falan geliyor bir yerden sonra. 3 kişi geliyor değil mi o da? 3 kişi geliyor abi, arkada bir okçu.
ya da arkada iki okçu. Böyle dört kişi de geliyor. Arkada iki okçu, öne iki saldıran. Bir araya alıyorlar seni. Ben işaretini attı. Şimdi sarı çıkacak, şey yapacak, çat çat çat. Ama işte o aşamaya kadar sana hiç şansı vermiyorum mesela. Yani bu adamın dört defa saldırıp mızrağını kaldırmasını beklemek zorundasın. Yok abi, o normal saldırılarını engelleyebiliyorsun. Yani perleyebiliyorsun. Ya yeni ya oyuncunun adamın... o kadar refleksi olabilir mi? İyi, yeni oyuncunun olmaz da. O konuda haklısın yani, yeni oyuncunun refleksi çok olmuyor o konuda da. Yani bekliyor, cambarları falan uzun. Ve ben başaramadım ama görsel dizaynı falan tabii ki hepsi çok iyi. Elder and Robin the Ranger who had been his last guard. The young king saw bossu 4 tane falan geçmiş hatırlıyorum. He sought only to find his brother. Oyun başı yan ekrana aldım. If this old rat was right about oyun başı bossu değil mi zaten ya? Abi oyun başı bilmiyorum, ilk kafamıza gelen boss mudur, hangisidir bak, de. Chat'te bir şey dinliyor pek. Abi bak Sekiro'dur, Elden Ring'dir, ne bileyim, Dark Souls, hepsini oynarım. Niye oynamam? Niye bok gibi tasarımlar olsa masasında. Ya Neo tasarım değil de Ozan Zorlu'nun gerçekten sevmiyor. Neo çok zor oyun. Hem Neo sevmiyorum hem de şey, oyun bende abi 3 tane bir drop atıyor. Çözemedim bir şekilde. Bende yaşamıyor o zaman. Belki o senin bilgisayarından kaynaklı olabilir. Kanka yani internete yazıyorum. Sorun var, sonu çözecek bir şey yok. Ya bende sıkıntı yok. Neo'da problem yaşamıyorum. Oynarsam oynarım akşam yayınlarında falan. Bu arada Bloodborne'u ben bitirdim. Mükemmel bir oyun. Mükemmel bir oyun Bloodborne. Onu bu arada Samet abi asla oynamaz. Öyle söyleyeyim size. Oyun bundan zor. Şey olarak. Ne denir? Heri veya yani, benzeri istemiyorum. Konsolum yok. PC'ye çıkarsa yaparım yayını istiyorsanız yani. Yani bir konsolda oynadım bir kere de. Kolla alışmamışım. Zor bitirdim biraz. Nioh'un oynanışı bizden çok zevkli. Ona bir şey diyemem. Çok mükemmel tasarlanmış aksiyon kısım da. Oyunun diğer kısımlarında açık var. Yani zorluğu mesela... Saçma bir zorluk. Nioh'un zorluğu hiç oyunda yok. Soğuzların hiçbirinde yok yani. Nioh'un dünya tasarımı da ben sevmiyorum. Dojima'da. Yani dünya tasarımı da kötü yani. Çok kötü. Alt tuşun takılık yapıyor. Aha! Aha gelmişiz o yere, ben arka planla minik bir şeyle ilgilenirken. Ben şimdi yeni girdim. Teşekkür evet. ederim. Sevgili Mert Lukard. Abonelik hediyen için çok çok sağ ol. Hoş geldin. Bak abi bak şu can orta barlarını görüyor musun? Bak 3 tane var. Sen düştün mü hiç? O hareket şemalarını değiştiriyor bazı bosslarda. Mesela habire zıplayabilir hale geliyor mesela bu. Bu habire zıplayıp damage atıyorlar ya. Öyle bir hale geliyor mesela bir bossa. Çok iğrenç bir şey mesela. Ben şimdi şunu diyeyim. Ben şey destekledim her zaman. Hani bir cambarın içinde phase olmasına alışığım. Ama bir cambarın içinde hani 8 tane cambarı koymak da nefret ediyorum. Bir cambarın içinde değişsin abi. Atak eklesin ekstra. Eyes of the. Eyes of the. Zorluk olarak iyi değil ya. Yani zorluk olarak güzel değil yani. Yok. Ya eğer ana görev oynuyorsan çok zorlanmıyorsun da yan şeyleri yapmak istediğin zaman saçma salak bosslar var oyunda. Seni tekleyebilecek. Bak abi tekte geçti adam, gördün mü? Hiç. Göt oldum. Direkt bitti. Saniyesinde. Ozan'ım sana zahmet burada bir duruver. Ben de bir YouTube için videoyu kapatayım, ondan sonra devam edelim. Sevgili dostlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bye bye.